We look back on the first good first match. You win 3-0 at home from Başakşehir. After, you have a very good first half against Trabzon, but after you give it away, and the last match was for sure not our best game. But we started playing well. Only you give a lot of mistakes and goals away and that you cannot do on this level. Tabii sezon öncelikle çok iyi başladık. Başakşehir galibiyetiyle başladık 3-0'lık. Sonra ikinci maçta Trabzonspor'da Trabzon maçında ilk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarı bazı hatalarla yenildik. Alanya maçına gelince de çok basit hatalardan dolayı ilk yarı 3 tane gol yedik ve toparlaması zor oldu. Ama tabii bu işlerin düzelmeyeceği anlamına gelmez. Like every other team, there are always two or three options. That's normal for a good team. I think we have a good team, so that makes it only better for Malatya. Ya şöyle düşünmeye gerekiyor. O bir yerde birkaç tane iyi oyuncunun olması Malatyaspor adına iyi bir şeydir. Ya tabii ki rekabet olacak. Rekabet olmadığı zaman zaten başarı olmaz. Onun için bizim o konuda ya da benim hiçbir sıkıntım yok. Tabii ki her zaman rekabete de açığım. Evet. Well, of course, but I mean, in the Turkish league, every week is difficult. So, you know, we need to approach it like every other game. Only we need to learn from our mistakes, and that's why we had. It was maybe good that we had this break to sit down and to analyze really what we did wrong and what we did good, and what we did good we need to continue and to learn from our mistakes. Yeah, tabii ki Türkiye Süper Lig'de her hafta zorlu bir hafta. Her hafta zorlu geçecek. Zor bir lig. Herkesin herkesi yendiği bir ligde oynuyoruz. Bizim açımızdan sadece hatalarımızdan bir an önce ders almaya çalışmamız lazım. Bu 15 günlük ara bizim biraz daha oturup nerede hata yaptığımızı düşünmemize zaman bulduk bu 15 gün içinde. Onun için bundan sonra Ankara Gücü maçında inşallah tabii ki oradan iyi bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Çalışıyoruz onun için. İnşallah da öyle olur. Ne abi? İyi abi sen. Gerçi hocam sen her gün yapıyorsun ya. Tamam. Oui, après il faut pas oublier que nous on a commencé la saison beaucoup plus tôt que beaucoup d'équipes qui ont le temps de vraiment se préparer. Nous on s'est préparé mais on sait que voyager, on sait qu'on a eu des matchs difficiles en Ligue Europa et c'est pour ça que je pense que voilà, eux peut-être pas, mais nous, on espérait pas bien sûr un commencement comme ça, mais faut comprendre aussi certaines choses. Ya tabii ki tamam, evet, beklentilerin altına başladık ama şöyle bir şey de var, biz Avrupa Kupası oynadık. Yani çok seyahat ettik, neredeyse Malatya'da hiç durmadık. Onun için tabii ki bizim de beklentimiz daha iyi bir şekilde başlamaktı. Ama bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Artık Avrupa Kupası yok. Sadece lig ve bundan sonra sadece ligi düşüneceğiz. Merci, je dis merci que je suis venu pour montrer ma valeur. Donc chaque jour je dois prouver, chaque jour, chaque entraînement. Chaque match, je dois montrer que je suis à la hauteur. Donc, moi, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de limite. Donc, j'essaie de travailler tout simplement et d'être le meilleur chaque jour. Ya öncelikle teşekkür ediyorum öyle düşündüğünüz için. Tabii ki ben buraya kendimi kanıtlamaya geldim. Her gittiğim yerde de öyle yapmaya çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum, daha iyi çalışıyorum. Hep iyi bir performans sergilemek için elimden geleni yapıyorum ve bu futbol oynadığım süre içinde de böyle devam edecek. Ya bizim mikrofon nerede? 2005'li yıllarda program... 3 tane şey olur işte. Ben on va en Ankara, comme on le sait, on a pris, on va dire, on n'a pas pris assez de... on manque de points. Donc on va aller chercher un résultat en Ankara. Et vraiment, on va dire,
vraiment commencer cette saison comme on voudrait la commencer. Mais pour ça, il faut aller à Ankara et Ankara est sur de bons résultats et c'est jamais facile d'aller là-bas. Donc nous, on va y aller pour montrer notre valeur et prendre des points. Öncelikle Ankara'ya kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz. Bir Ankara'da telafi edeceğiz inşallah bu kaybettiğimiz puanları. Tabii ki zor bir maç olacak ama biz kaliteli bir takımız ve kaliteyi orada Ankara'da göstermemiz gerekecek. İnşallah da öyle olur. 3 puanla dönen taraf biz olur. Yok, şimdi erkenden gitmek. Hadi şu an. Görüşmek üzere.